Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektrikleri kesildi. Nedeni ne? Kemal Kılıçdaroğlu elektrik parasını ödemedi. Ödeyemediği için mi? Hayır. Peki böyle bir şeyi Kemal Kılıçdaroğlu neden yaptı? Çünkü siyaset yaptığı ve çok sevdiği ülkesinde üç buçuk milyon abonenin elektriği borçları yüzünden kesildi. Peki o, o insanlar karanlıktayken bu konuyu en etkin biçimde gündeme taşımadan evinin bütün ışıklarını yakıp rahat rahat huzur içerisinde hayatına devam edebilir miydi? Tıpkı saraydakiler gibi bin odalı saraylarının ışığını yakıp şatafatlı hayatlarına devam ettikleri gibi bunu Kemal Kılıçdaroğlu yapabilir miydi? Yapamazdı. O tüm Türkiye'nin dikkatini buraya çekmek ve bu konuda mağdur olan insanların mağduriyetini gidermek için bir eylem gerçekleştirdi. Ve bunun sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kestiler. Yapmaları gereken şuydu. Biz Buna neden olan faktörleri ortadan kaldıralım. Milletimize yüzümüzü dönelim. İnsanlarımız neden elektrik faturalarını ödeyemez duruma geldiler? Biz ülkeyi neden bu kadar kötü yönettik? Ve ülkemizde yaşayan insanlarımız neden karanlığa mahkum ettik diye kendilerine sorup çare arasalardı bunu yapmazlardı. Ama onların derdi çare değil. Onlar bildiklerini okumaya devam ediyor. Bizim derdimizse milletimiz. Bizse Kemal Kılıçdaroğlu'nun tıpkı yaptığı gibi söz konusu mağduriyetimiz ne olursa olsun neyle karşılaşırsak karşılaşalım milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu bu akşam bu konuyla ilgili kendisi kendi evinde bir videoda da e, videoda seslenerek Türkiye'ye gerçekleri bir kere daha ifade edecek. Değerli arkadaşlar, gerçekten Türkiye bu duruma nasıl geldi? İnsanlar Recep Tayyip Erdoğan'a inandılar. Dediler ki, evet, bu doğru bir adam, dürüst bir adam. Bu sözünün arkasında durur. Türkiye'de onun söyledikleri gerçekleşirse o zaman Türkiye refah içerisinde, huzur içerisinde olur oyumuzu buna verelim dediler. Aradan 20 yıl geçti. Gerçekten böyle mi oldu? Bakın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Hazır Hedef 2023 diye bir rapor yayınladı. Burada Türkiye'nin 2023 hedeflerini yani kendi iktidarının Türkiye için 2023 hedeflerini açıkladı. Bakalım söyledikleri bu süre içerisinde gerçekleşti mi? Ben Türkiye hayal ediyorum. Öyle bir Türkiye ki Anayasa ile ileri demokrasiye, yeni bir Anayasa ile ileri bir demokrasiye kavuşmuş bir Türkiye. Türkiye tüm dünya ülkeleri arasında en otoriter ülke olarak tanınıyor. Maalesef tek bir kişinin iki dudağı arasından geçen her şey Cumhurbaşkanlığı Kanunu ve kar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak yürürlüğe giriyor. Peki bu söylediği gerçekleşti mi? Hayır. Bir Türkiye hayal ediyorum. Bu gök kubbe altında kardeşliğini pekiştirmiş. Sonradan bu dediğinin üstüne şöyle dedi. Ben kindar bir nesil istiyorum dedi. Doktorlara defolun gidin buradan dedi. Memurları aşağıladı. Öğretmenleri aşağıladı. Dediğini yaptı mı gerçekten? Hayır tam tersini yaptı. Türkiye'yi ayrıştırdı, kamplara böldü. Bir Türkiye hayal ediyorum. Milleti devletinden razı, vatandaşları mutlu, müreffeh ve özgür. Gerçekten Türkiye şu anda gerçekten 2023'ün arifesinde vatandaşları müreffeh mi? Üç buçuk milyon kişinin elektriği kesildiği için ana muhalefet partisi Başkanı ben elektrik paramı ödemem bunu düzeltin diyor. Onun da elektriği kesiliyor. İnsanlar gerçek asgari ücret açlık sınırının altında. 16 milyon kişi yoksulluk sınırının altında. Böyle bir 45 milyon kişi yoksulluk sınırının altında. Böyle bir Türkiye mi hayal ediyordu acaba Recep Tayyip Erdoğan? Bunu gerçekleştirebildi mi? Hayır. Bir Türkiye hayal ediyorum. Dünyanın en büyük on ekonomisinden birisi olmuş. Şu anda Türkiye dünyanın ekonomide 21. sırasında bir ülke olarak geçiyor kayıtlarda. Gerçekleştirmiş mi? Yarısını yarısını. Gerçekleştirebilmiş mi? Doğruyu söylemiş mi milletine? Gerçekten böyle mi olmuş? Hayır. Biz söylemiyoruz. Resmi rakamlar söylüyor. Bir Türkiye hayal ediyorum. Milli geliri 2 trilyon dolara ulaşmış. Şu anda milli gelir 803 milyar dolar. Yarısını gerçekleştirdi mi Recep Tayyip Erdoğan? Hayır. Gerçekleştiremedi. Sözlerinin hiçbir tanetini tutmadı. Hayal ettiği bir Türkiye'yi değil, bizim bile hayal edemeyeceğimiz kötü bir duruma Türkiye'yi sürükledi. Bir Türkiye hayal ediyorum. Kişi başı geliri 25 bin dolara yükselmiş. Şu anda kişi başı gelir 9.539 dolar. Yarısını gerçekleştirebildi mi? Hayır. Daha mı geriye gitti? Evet. Daha geriye gitti. Arkadaşlar bu kadar çok gerçek dışı beyanda bulunan ve hiçbir şeyi gerçekleştiremeyen bir lider. Türkiye'de gerçekten ben başarılıyım diyerek milletinin gözünün içine baka baka konuşma hakkını kendinde bulabilir mi? Bakın devam ediyorum. Bir Türkiye hayal ediyorum. İhracatı yılda 500 milyar dolar olmuş. İhracat şu anda 225 milyon dolar. Gerçekleştirebildin mi? Hayır. Neyi gerçekleştirdin? Ya bir tane gerçekleştirdiğin bir şeyi söyle. Hayal edip de gerçekleştirdiğin, Türkiye'ye verdiğin bir sözü söyle bize. Seni ayakta alkışlayalım. Ama yandaşlarına verdiğin sözlerin tamamını tuttun. Saray efradına verdiğin sözlerin tamamını tuttun. Bir Türkiye hayal ediyorum. işsizliği yüzde beşin altında. Şu anda işsizlik Türkiye'de yüzde on iki. Gerçekleştirdin mi gerçekten? Enflasyon tek haneli enflasyon Mart 2022'de yüzde bir. Biz söylemiyoruz. Türk söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan 45 milyon insana verdiği sözün hiçbir tanesini gerçekleştiremedi. 2023 hedefini milletin önüne koydu. İşte hayallerim dedi. İşte hayalleri ve Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'yi getirdiği nokta az önce tek tek tane tane size açıkladım. Hiçbir hayalini gerçekleştiremedi. Şimdi yeni bir hedef koydu. 2053. Yazıklar olsun. Bu millete, bu vatana gerçekten yapmak istediğiniz bu mu? Peki bu gerçekleşmeyince ne olur? Seçim nasıl kazanılır? Ne yapılır? Hangi yollara başvurulur? Eğer millet ittifakı söz konusuysa karşısında onu fitne fesat söyleyerek paramparça etmek gerekir. Yalanlarla bir Türkiye'yi yönetmek gerekir. Bir kaos ortamına Türkiye'yi sürüklemek gerekir. Eğer böyle yaparlarsa Cumhur İttifakı otururlar birlikte beraberce koltuklarını sağlamlaştırmaya çalışırlar. Birbirlerine kaç güldü arkadaşlar? 93 gül müydü? 93 gül hediye ederler. Ben seni çok seviyorum. Ne yaparsan yap ben senin yanındayım derler. E millet millet bırak. Gül, gül görebilmeyi millet birbirinin yüzüne, aileler birbirinin yüzüne hasret kaldılar. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Dün bir patlama gerçekleşti Bursa'da. İnfaz memuru arkadaşlarımızdan bir tanesi şehit düştü. Bugün, bugünün Türkman'ın önünde el bombası bir yapım, bomba tekrar patlatıldı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Soylu'ya soruyorum. Sen muhalefete laf yetiştirmeye, sarayın tetikçiliğini yapmaya çalışacağına, Türkiye'de terör bitti dediydin ya, bu terör olaylarıyla ilgili kendi istihbaratını, emniyetini, jandarmanı harekete geçirip bunların önüne geçtiler de, Türkiye tekrar tıpkı 7 Haziran seçimlerinden sonra 5 ayda 1 Kasım seçimine kadar sürüklendiği terör kaos ortamına tekrar mı sürüklenmek istiyor? Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak? Masum insanlar mı öldürülecek? Ve Türkiye bunun ardından olağanüstü bir hal yaratılıp bir kaos ortamı mı çıkartılacak? Beklenti bu mu? Bu faillerin derhal yakalanmasını istiyoruz o bombayı koyan bir kadın olduğu kameralarda tespit edilmiş. Derhal o kişi kimse bir arkasında onun kimler varsa bulun ve görevinizi yapın. Sarayın tetikçiliğini değil İçişleri Bakanlığı'nı yapın. Uyuşturucu baronlarıyla kara para aklayanlardan kol kola dolaşmayı bırakın. Görevinizi yapın. Aksi takdirde Türkiye'yi böyle bir ortam içerisine sürüklemek, buna buna göz yummak Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir beka sorunu yaratır. Bu sorunu yaratan Cumhur İttifakı olur. Değerli arkadaşlar, İsrail ile ekonomik ilişkiler başkadır. Filistin meselesi bizim için başkadır. İsrail ile ilişkilerini sürdürebilirsin evet ama Filistin meselesinde dik duracaksın. One minute deyip de kaba yaptıktan sonra aradan saatler geçmeden ben bunu Sayın Perez için söylemedim. Moderatör istedi, moderatör için söyledim diye kıvırmayacaksın. Ne yapacaksın? Dik duracaksın. Sözünün arkasında duracaksın. Papazla ilgili ben bu fakir burada olduğu müddetçe gerekeni yaparım. Kimse onu oradan alamaz deyip mesele iş dolara geldiği zaman kıvırmayacaksın. Dolar başka insanları enayi zannediyorlar. Kaşıkçı cesedi nerede diye hesap sorduğun Suudi Arabistan'da davayı devretmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve hukuk hakkını dolar için vazgeçmeyeceksin. Dolar başka bu fakir görevde olduğu sürece o teröristi buradan alamazsınız dediği Rahip Bronson'u özel uçakla kaçırmak başka bir anlayıştır. Bu kafa ne kafasıdır? Dolar kafasıdır. Dolar başka. Ama Mavi Marmara şehitleri için giderken bana mı sordunuz diyerek onları arkana dönmek, dolar için bunu yapmak tam da Recep Tayyip Erdoğan kafasıdır. Böyle bir yaklaşım tam da saray anlayışıdır. Dolar başka, sığınmacılar ensar olmak ya da göndermek işi başkadır. Sığınmacıları bir gün buradan göndermeyeceğiz. Yarın da göndermenin yollarını arıyoruz diyerek lafını yemek de başkadır. Söz konusu eğer sana verdikleri doğal dolarla milyonlarca sığınmacıyı Türkiye'de tut, bizim ülkemize gönderme dediğiniz zaman dolara sarılmak, millete arkını dönmek bir ülkenin nüfusu kadar göçmeni Türkiye'de haksız, hukuksuz, onların da haklarını, hukuklarını yok sayarak tutmak başka bir şeydir. Tayyip Erdoğan bu kafadan, bu dolar kafasından kurtulamadığı müddetçe hayallerini gerçekleştiremez. Ama onlar gerçekleştiremedikleri hayalleriyle ilgili Türkiye'de başka bir şey yapıyorlar trollerle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunu ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Dedi ki AKP trollerle algı yaratıyor ve gündemi belirlemeye çalışıyor. Genel başkanımız tek tek saray trol çetesinin ifşa etti. Troll ağının Türkiye'deki bize olan maliyetini, Türkiye'ye olan maliyetini ve negatif sonuçlarını tek tek açıkladı. Yani bir troll gerçeğini Türkiye'nin kamuoyunun önüne koydu. Şimdi bu troll şebekesi kendi evlatlarını vurmaya başladı. Neden? Ayrıştırmıyoruz dedi ya birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye Dedi ya Recep Tayyip Erdoğan. Kendi kurdukları troll çetesinde de ayrıştılar. Nasıl? Bunu kim ortaya çıkarttı? Kim söylüyor? Şimdi mağdur duruma düşen Sayın Şentop söylüyor. Sayın Şantop kendisini eleştiren kişinin bir trol olduğunu, AKP ekiplerinden olduğunu ve kimin adamı yani kimin trollü olduğunu da bildiğini söylüyor. İşte bu bir itiraftır. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir itirafta bulunuyor. Ve neyi doğruluyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini doğruluyor. Demek ki AKP'de bir troll ağı varmış. Bu ağ saray trolleri, pelikan trolleri, soylu trolleri diye birbirinden ayrışıyormuş. Sayın Şentop'a bu trolllerden bir kısmı hedef almışlar. Alırlar. Ve Sayın Şentop bir mağdur edasıyla bunu kimin yaptıklarını biliyorum ve ben bunu açığa çıkartacağım diyor. Biz de buradan Sayın Meclis Başkanı'na sesleniyoruz onu kimin yaptığını biliyorsan millete açıkla. Millet de bilsin. Hani 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçinin kim olduğunu biliyorsun açıklamıyorsun ya hala. Soylu sana söyledi hala bunu millete söylemiyorsun ya. Hiç olmazsa burada millete söylediğin sözün arkasında dur bu hangi grubun trolüymüş açıkla bunu da herkes bilsin. Türkiye'de birçok şeyin aslında hangi yollarla ve yöntemlerle yapıldığı biliniyor. Türkiye'nin namuslu gazetecileri var. Namuslu muhabirleri var. Namuslu emekçiler var, çalışanlar var. Namuslu basın da var. Sadece yandaş basın yok. Onlar her şeye rağmen gazetecilik görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Genç bir gazeteci İbrahim Haskaloğlu bana da göndermiş sizin kimliğinizle ilgili bilgileri deşifre ediyorlar. İşte burada e, diye. Bana da göndermiş, başkalarına da göndermiş. Devlet kurumlarını da bilgilendirmiş. İletişim Başkanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne kadar her yerde durumu bildir bildirmiş. Demiş ki kişisel veriler bu şekilde ele geçiriliyor ve bunlar kullanılıyor demiş. Bunu yaparken önce devlete karşı olan sorumluluğunu yerine getirmiş. İlgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmiş. Ama şimdi kendi mesleğine olan saygısı var. Gazetecilik saygısı var. Onu da yerine getirmesi gerekiyor. Onu da yerine getirmiş. Kimseden ses çıkmayınca bunu kamuoyuna duyurmuş. Ve derhal tutuklanmış. Tutuklayın. Konuşan doktorlar olursa tutuklanın. EYT'liler olursa tutuklayın. Milletvekillerini tutuklayın, yazarları, gençleri tutuklayın, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencileri tutuklayın. Doğruyu söyleyen muhabirleri tutuklayın. Televizyonların ekranlarını karartın. İnsanlarınıza, insanlara parmağınızı sallayın. Yolda bu ekonomik koşulları eleştiren vatandaşı tutuklayın. Onları hatta zindanlara atın. Hayalleriniz var diye Türkiye otoriter bir rejimle yönetilmeyecek diye, kardeşle yönetilecek diye, gerçek yüzünüzü gösterin, göstermeye devam edin. Biz biliyoruz, millet de öğrendi. İstediğimiz tek bir şey var. Demokratik olarak Türkiye'yi kaosa sürüklemeden bir an önce sandık gelsin, millet bu dertten kurtulsun. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? bu akşam açıklama yapacak. Kendisi evet. yapacak. Evet. Anayasa Mahkemesi seçim yasasıyla ilgili yeni seçim yasasıyla ilgili başvurduğumuz maddelerle bunu esastan görüşmeyi kabul etti. Eee çünkü çok haklıyız. Çünkü doğru bir şeyi söylüyoruz. Çünkü 60 yıldan beri bu ülke kıdemli hakimlerle ilçe seçim kurullarına başkanlık yaparak seçim kurullarına başkanlık yaparak bu süreci yönetiyorlar. Bunu ayrıştırmak ve karıştırmak, hakimleri bir torbanın içerisine sokup da kendilerine bir alan yaratmak için yapılan hukuksuz girişimin doğru olmadığını Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak oradaki hakkımızı, milletin hakkını savunmak istedik. Doğrudur. Bunu görüşelim dedi Anayasa Mahkemesi. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasette yarışa giren tüm siyasilerin eşit koşullarda rekabet etmesi gerektiğini, parlamenter sistem zamanında başbakanın ve bakanların bu seçim yarışında devletin imkan ve kabiliyetlerini kullanmadan kendi partilerinin imkanlarını kullanarak hareket etmesi gerektiği bir kanun olarak varken şimdi yeni değiştirilen seçim yasasında başbakana ve bakanların yerine gelen şimdi de Cumhurbaşkanı yardımcısı da olarak adlandıracağımız kişinin buradan adları çıkartılıp onların önü açık bırakılmıştır. Yani onlar devletin imkan ve kabiliyetlerini sarayın imkan ve kabiliyetlerini kullanarak hareket etme e, serbestliği içerisinde bırakılmıştır. Bu doğru değildir dedik. Anayasa Mahkemesi de bunu ciddiye aldı. Bunu da e, görüşecek. Ama bir tek talebimiz var Anayasa Mahkemesi'nde. E, bunlarla ilgili, hakimlerle ilgili e, torba konulup çekimler yapılmadan önce, kurallar çekilmeden önce, bir an önce bu e, başvurumuzu e, netleştirmek bir an önce karara bağlamaları gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü haklı olduğumuz davada e, geç kalmak istemiyoruz. Üç ay öncesinden. Evet. Peki teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.